Merhabalar arkadaşlar. 30. hikayemizin ikinci kısmı ile devam ediyoruz. Uzun bir hikaye olduğu için ikiye bölmüştük. Fakat ikinci kısmını çekmek nasip olmadı uzun süredir. Bugün devam ediyoruz inşallah. Hikayemizi kısaca bir hatırlayalım. İyad isminde bir kahramanımız vardı. Bir arkadaşının aklına uyup komşunun bahçesine izinsiz girmeye çalışıyorlardı. O arada arkadaşı düştü, komşusu bunu gördü mü görmedi mi? İyad korku içerisinde evine kaçtı ama içi de rahat değil yani. Ben bu işi nasıl yaptım? Babam duyarsa ne yaparım falan gibi. O arada komşusu kapıyı çaldı ve bir tabak üzüm getirmiş bahçesinden. Babası çağırdı yemeğe falan. İyice utandı çocuk. Hani adamın onu gördüğünü düşünüyor. Devam edelim bakalım. İzdade haceli ve havfi. İzdade arttı. Haceli utancım ve havfi korkum. Ve bede'tu ed'ullâhe. Bede'tu başladım neye? Ed'u dua etmeye başladım. Allah'a dua etmeye başladım şeklinde çeviriyoruz burayı. Ya Rabbi samihni. Allah'ım beni affet. İnneni insanun muhti. Ahta'e fiilinden ismi fail türetilmiş burada muhti. Ben hata yapan, yanlış yapan bir insanım. Burayı Türkçemizde daha anlamlı olması için ben hata ettim diye çevirebiliriz. Laqad havaltu en esriqal inab min hadiqati jarina. Kad ifadesi, kad ya da laqad mazi fiilin başına geldiğinde Türkçemizde ekstra bir çeviriye ihtiyaç yoktur. Kesinlik ifade eder sadece. Haveltu bu kısma anlam vermemiz yeterli. Haveltu ben çalıştım. Bir şey yapmaya çalışmak tabii ki bu. Normal iş olarak çalışmak değil. Ne yapmaya çalıştım? En esriqa çalmaya çalıştım. Neyi? El-inebe, üzümü. Üzüm çalmaya çalıştım. Min hadiqati carina, komşumuzun bahçesinden üzüm çalmaya çalıştım. Sen beni affet. Ve huve, o ise, vav bazen ise, bazen ama anlamlarında çevrilebilir. Her zaman ve anlamında değildir. Türkçemizdeki ve'yi karşılar evet ama her zaman böyle değildir. Burada da o ise ve huve yani o komşumuz me'azalike buna rağmen yuhdirul inebe üzüm getiriyor ila beytina bizim evimize üzüm getiriyor. Ben onun üzümlerini çalmaya çalıştım. O ise buna rağmen bize üzüm getiriyor. Ve bede esra'u yezdadu dahile nefsi. Ve bede'e başladı. Esra'u çekişme, çatışma gibi bir anlamı var bunun. Hatta musara'a kelimesi buradan türer. Güreş, boğuşma anlamında. Kavga anlamları falan da var bunun. Yezdadu artmaya başladı. Dahile nefsi içimde. Beynema kuntu kezalike. Ben bu durumdayken, ben bu haldeyken, iken anlamını beynema'dan aldım. Kuntu geçmiş zaman ifade eder. Kezalike bu durum, bu haldeyken. Dahale şadi. Şadi geldi, dehale odaya girdi yani. Ve baderani gailen. Badera fiili burada benim ilk defa karşıma çıktı. Benim için yeni bir kelime oldu. Çok araştırdım bunu. Hızlıca bir şey yapmak anlamı var bu kelimenin. Üstüne gitmek gibi bir anlamı var. Birine kızarken hani üstüne hızlıca gidip bir şeyler sayarsın ya. Ben zannediyorum ki bu kelime o kelime. Yani çok net bir sonuca ulaşamadım fakat öyle bir yorum yaptım kendimce. Ve baderani qailen bu kahramanımızın diğer bir arkadaşı. Hani onunla arkadaşlık etme bak başına iş alacaksın falan diyen bir çocuk vardı. Adı da Şadi'ydi. Şimdi de diyor ki bak gördün mü diyor ben sana demiştim. Eraeyte ya İyad gördün mü İyad neticete sadakatike arkadaşlığının
Arkadaşlık, sadaka. Arkadaşlığının neticesini, sonucunu. Kimle arkadaşlığın? Lirrafiqi seyyi, kötü arkadaşla. Rafiq, sadik gibidir yani. Kötü arkadaşla arkadaşlığının neticesini, sonucunu gördün mü İyad? Fekultu, ben de dedim ki hel ehberake firas, o yaramaz çocuğun adı Firas'tı. Hel ehberake, sana anlattı mı? Ehbera, haber vermek, anlatmak. Sana anlattı mı Firas bima hasale, olanları, olan şeyleri sana anlattı mı? Ehbera bi ile kullanılır. Kime anlatılıyorsa o direkt gelir arkadaşlar. Şurada göstereyim tekrardan. Ahbera ke. Burası direkt geliyor mef'ul olarak. Ama neyi anlattı? Olanları. Orada bi kullanılır. Kultu li şadi. Şadiye dedim ki mâzâ takterihu aley. Bana ne önerirsin? İkteraha yakterihu. Aleyye bana. Hani aleyke var ya, bu da aleyye. Bana ne önerirsin? Seestemi'u ila nasihatike ve unefizuha. Seestemi'u, dinleyeceğim, ila nasihatike, senin öğütünü, nasihatini, ve unefizuha ve onu uygulayacağım. Neffeze yuneffizu. Evet. فَاَنْتَ صَد۪يقٌ مُؤَدَّبٌ وَمُهَذَّبٌ. فَاَنْتَ, çünkü sen, صَد۪يقٌ مُؤَدَّبٌ, terbiyeli bir arkadaşsın, edepli, terbiyeli, iyi bir arkadaşsın. وَمُهَذَّبٌ, muhezzeb kelimesi efendi şeklinde, aklı başında şeklinde çevrilebilir. Bu sadece çocuklar için kullanılmıyor. Yetişkin insanlar için de muhezzeb kelimesi kullanılıyor. O yüzden efendi anlamı da verilebilir. Efendi, aklı başında bir çocuksun sen. Fekale alel fevr. Fekale dedi. Kim? Şadi dedi. Alel fevr, hemen. Hemencecik. Bu fevran şeklinde de gelir. Alel fevr şeklinde de gelir. Hemen, derhal gibi anlamları vardır. Yecibu en te'tezira. Özür dilemen lazım. İla Ebi Azmi. Ebu Azmi'den özür dilemen lazım. Ebu Azmi komşunun ismiydi. Şahsiyen. Şahsi olarak. Yani kendin gidip bizzat diyebiliriz. Bizzat özür dilemen lazım. Ala ma bedera mink. Neden dolayı özür dilemen lazım? Ala ma bedera. Bu sadara gibidir. Olmak, meydana gelmek, çıkmak gibi bir anlamı var bedera'nın. Minke, senden. Senden meydana gelen olaydan dolayı. Yani Türkçe'ye yaptığın şeyden dolayı diye çevrilebilir. Velakin, ancak قبل هذا, bundan önce aleyke ella tufekkira. En, la, ella şekline gelmiş burada. En, la. Evet. Ella tufekkira, düşünmemen gerekir. Düşünmemen lazım. Aleyke, yani yecibu aleyke. Yecibu sözde bazen kullanılabiliyor. Evet. Neyi düşünmemen lazım? Bil avdeti, dönmeyi. İla sadakati firas, firas ile arkadaşlığa dönmeyi düşünmemen lazım. Tavale hayatike, hayatın boyunca. Tavale, evet, boyunca anlamında. Ve fi sabahil yevmi tali, ertesi gün sabah. Kuri'a, çalındı. Kara'a, çaldı. Kuri'a, çalındı. Meçhul fiil. Ne çalındı? Ardından naib-i failimiz geliyor. Cerasul bab, kapının zili çalındı. Fe fetahtuhu, ben de açtım. Kapıyı açtım. Fe iza bi firas, fe iza bi. Bu bir bir de baktım ki gibi bir ifade. Bir de ne göreyim? Bir de baktım ki Firas
ne yapmış? Kad leffe sarmış. Ra'sehu başını. Bi şaşetin beyda. Şaşe normalde ekran demektir. Yani bilenler vardır aranızda. Fakat burada başa sarılan o beyaz sargı var ya, o anlamda kullanılmış. Bi şaşetin beyda, beyaz bir sargı ile başını sarmış. Fekultu lehu, ona dedim ki meza turid, ne istiyorsun? Fekale, o da dedi ki en nehruce me'an, beraber dışarıya çıkmak. Limuddetin kasira, kısa bir süreliğine. Beraber dışarıya çıkmak istiyorum. Fe rafattu. Şimdi burada fe bağlaçtır. Fiilimizin kendisi rafada, reddetmek demek. Fe rafattu, ben de reddettim. Bi şidde, kat'i bir şekilde diyebiliriz. Kat'i bir şekilde reddettim. Ve kultu lehu, ona dedim ki len usahibeke. Len gelecek zamanın olumsuzudur. Usahibeke, sahabe yusahibi, arkadaşlık etmek. Seninle arkadaşlık etmeyeceğim. Gelecek zamanın olumsuzu. Yani sin sefe var ya gelecek zaman. Onun olumsuzu len ile yapılır. Evet. Ardından da muzari fiil gelir ve len muzari fiili nasb eder. Burada da gördüğünüz gibi muzari fiili nasb etmiştir. Nasb eden harflerimizden biridir. Aynı en gibi. Ba'del yevm, bugünden sonra seninle arkadaşlık etmeyeceğim. Ve len ezhebe, gitmeyeceğim. Yine aynı şeyi yaptı bakın. Len nasb eden bir harftir ve muzari fiilimizin sonunu fetha ile nasb etmiş burada. Me'ake, seninle birlikte gitmeyeceğim. İla eyyi meken, hiçbir yere. Eyyi kelimesi ardından da nekre kullanılmış. Burada hiçbir anlamı taşıyor. Seninle hiçbir yere gitmeyeceğim. Fe ahaze yadhaku, gülmeye başladı. Ahaze fiili burada bede'e anlamında. Ahaze'den sonra muzari fiil geldiğinde başladı diye çeviriyoruz. Evet, gülmeye başladı. Ve huve yekulu, şöyle diyerek. Ve huve, o, yekulu, diyor demek normalde. Fakat burada vav hal vavıdır. O yüzden erek arak diye çevrilir. Şöyle diyerek gülmeye başladı. Lem ya'rif, öğrenmedi. Lem ya'rif, bilmedi, öğrenmedi. Lem geçmiş zaman anlamı katar. Muzariyenin başına gelir ama anlamı maziye çevirir. Bilmedi, öğrenmedi. Kim? Ebu Azmi. Neyi? Bima hadese, olanları. Duymadı, öğrenmedi. Bilmiyor yani. Ve lem ya'lem. Şöyle bakalım. Yine aynı şekilde lem geldi başına. Hem anlamını mazi yapıyor hem de lem cezmeden bir edattır. Bakın. Burada muzari fiilimizi cezmetti. Şurada da aynı şekildeydi. Lem cezmeden bir edat, harf. Fakat az önce gördüğümüz len ise nasb eden bir edattı. Şuradaki. Evet. Devam edelim. Ve lem ya'lem bi nuzulina, indiğimizi. Bi harfi cer burada, nuzul inmek. İndiğimizi bilmiyor. İlel hadikati, bahçeye indiğimizi, bahçeye girdiğimizi bilmiyor, öğrenmedi. Fe limaza ente haif, neden korkuyorsun o zaman? Fe, öyleyse o zaman limaza, neden ente haif, korkuyorsun? İsmi faildir haif. Hafe fiilinden, şöyle işaretleyeyim. Hafe fiilinden ismi faildir. İsmi failler muzari anlamında kullanılabiliyorlar. Yani neden korkuyorsun diye yor ekini eki ile çevirebiliyoruz. İsmi failler muzari anlamı taşırlar. Velakinneni, ancak ben, talebtu ileyhi, ondan istedim. Bu bazen minle de kullanılır. Burada ila ile gelmiş. Ne istedim? En yugadiral beyte, evi terk etmesini. Yani evimizden gitmesini. Gadera yugadiru. Burada en ne yaptı bakın? En nasb eder. Muzari fiilin başına gelir ve onu nasb eder. Fetha ile ne yaptı? Nasb etti. Fe gaderahu. Fe yine ve gibi. Bunun üzerine gibi bir bağlaç burada. Gadera asıl fiilimiz. Terk etti, gitti. Hu
evi diyeceğiz burada. Beyt kelimesine gidiyor bu zamir. Ve o da evi terk etti. Evi evden gitti yani bizim evden. Ve huve gadban, kızgın bir şekilde. Gadban, kızgın. Bir de gadip şeklinde de geliyor biliyorsunuz. O ismi faildir, bu sıfatı müşebbehedir. Aynı anlamdalar yani. Gadip, gadban. Devam ediyorum. Lem ya'rif, öğrenmedi. Ebu Azmi öğrenmedi, duymadı, bilmiyor. İzen, öyleyse, şimdi çocuk kendi kendine konuşuyor. Diyor ki o zaman Ebu Azmi öğrenmedi, bilmiyor bu durumu. Velakinneni, fakat ben, se'evhebu ileyhi, ona gideceğim. Neden? Li yusamihani, beni affetmesi için. Li, arkadaşlar, muzari fiilin başına gelir ve onu nasb okutur. En, len, bu hikayemizde geçen nasbeden edatlardı. Şimdi de li geçti. Li nasıl nasbeder arkadaşlar? Bu li en hükmündedir. Arada geçtikçe ben bunu ifade ediyorum. Gizli bir en ile ne yapar? O muzari fiili nasbeder. Fethalı okutur yani sonunu. Evet. Li yusamihani, beni affetmesi için ona gideceğim. Yani öğrenmemiş ama olsun, ben yine özür dileyeceğim. Ve indema dahaltu, girdiğim zaman, ila beytihim, onların evine. Ve alime Ebu Azmi öğrendiğinde. Bu indema girdiğimde diye de çevrilebilir. Girdiğim zaman şeklinde de çevrilebilir. Burada vavla atıf yapılmış. Alime dedi ya, öğrendiği zaman diye indema'ya atıf var burada. Yani ben onların evine girdiğimde ve Ebu Azmi olanları öğrendiğinde, bima hadese, olan şeyleri öğrendiğinde, semehani, beni affetti. Ve u'cibe bi şeca'ati, u'cibe hoşuna gitti, beğendi demek. Bir şeca'ati, cesaretim hoşuna gitti. Cesaretimi beğendi. Li'enneni kuntu sadikan, dürüst olduğum için. Li'enneni, çünkü ben, kuntu sadikan, dürüst idim, dürüst oldum. Burayı şöyle çeviriyorum. Dürüst olduğum için cesaretim hoşuna gitti. Ve kale dedi ki, ve huve yebtesim, bakın yine hal vabıdır bu. Erek, arak diye çevireceğiz. Ve huve yebtesim, gülümseyerek dedi ki, İza eratte, eğer istersen. İza şart edatıdır. Yani Türkçemizdeki se, sa eklerine denk gelir. İza eratte, eğer istersen. Ya da bunda zaman anlamı da olduğu için şöyle de çevrilebilir. İstediğin zaman. En taktife, koparmayı. Essemera, meyve. Meyve koparmayı istersen, istediğin zaman. Min eyyi şeceretin, herhangi bir ağaçtan. Eyyi kelimesi, ardından da nekra gelmiş. Herhangi bir anlamında burada. Cümle eğer olumsuz olursa arkadaşlar, hiçbir anlamı verir. Ama cümle olumluysa herhangi bir anlamı verir. Herhangi bir ağaçtan meyve koparmayı istersen, istediğin zaman, fil hadika, bahçedeki herhangi bir ağaçtan meyve koparmayı istediğinde, fedhul, gir. Ya buneyye, oğlum, minel bab, kapıdan gir oğlum. Fedhul, ya buneyye minel bab, kapıdan gir oğlum. Şimdi bu fe niye geldi buraya? Arkadaşlar, iza ile başlayan cümleler şart cümlesidir. Ve bunun ikinci kısmına, hani eğer böyle böyle yapmak istersen, şöyle şöyle yap diye ikinci kısmı geliyor ya, o kısma fe dahil olur. Yani iza eratte, buradaki şartımız,
Eğer bahçedeki herhangi bir ağaçtan meyve koparmak istersen ne yap? İşte oraya F geliyor. Fedhul gir. Buraya F dahil oldu. Udhul emir fiil. F buraya dahil olunca ne oldu? Elif'i zaten okumuyoruz. O vasıl hemzesidir. Fedhul şekline geldi. Ondan da bahsetmiş olayım. Yani şart ve ceza. Şurası izah ile başlayan virgüle kadar olan kısım şart. F'den sonrası da ceza oluyor. Ya da cevap da denir. İkisi de aynı şeydir. Şartın cevabı. Şu fedhul diye başlayan kısım şartın cevabıdır. Ya da ceza da denir. Aynı şey. Evet. İlerliyorum. Kapıdan gir oğlum ve sen nu'atike se gelecek zaman nu'atike sana veririz. Vereceğiz. Kullema turid istediğin her şeyi. Ne istiyorsan yani. Ne istiyorsan sana veririz. Ne istiyorsan sana veririz diye geniş zaman gibi çevirdim ya arkadaşlar. Bu bizim Türkçemizle alakalı bir durum. Burada biz veririz diyoruz ama geniş zamanda söylemiyoruz değil mi? Aslında orada bizim kullandığımız gelecek zaman hani ne zaman istersen gel sana veririz ama gelecek zamandan bahsediyoruz yani. Hani genel bir geniş zamandan bahsetmiyoruz orada. O yüzden Arapçada bu gelecek zamanda kullanılıyor. Haciltu min nefsi kesiran. Kendimden çok utandım. Haciltu utandım min nefsi kendimden. Kesiran çok. Felahaza. Fe ve anlamında burada. Bunun üzerine de olabilir. Lahaza fark etti. Ebu Azmi zalike bunu fark etti. Ve ekmele gailen. Ekmele devam etti demek. Ekmele yükümilu şeklinde gelir devam etmek. Gailen şöyle diyerek devam etti. Velakin ya buneyye ama oğlum la tense unutma. En tağsile yıkamayı, neyi? El fakihete meyveyi yıkamayı unutma. Hangi meyveyi? Elleti taktifuha. Kopardığın meyveyi, koparacağın meyveyi. Li enneni, çünkü ben. Eruşşuha bil mubidat. Evet, li enneni. Burada toparlarken için diye çevireceğim. Eruşşuha, raşşe yeruşşu. Sıkmak, serpmek gibi bir anlamı var. Böyle fıs fıs gibi bir şeyle. Raşşe yeruşşu. Eruşşuha. Ona serpiyorum. Onlara ya da o meyvelere yani serpiyorum. Bil mubidat. Bir harfi cerdir burada. Neyi serpiyorum? Mubidat. Bu böcek ilaçları var ya arkadaşlar zehirli. O ilaçlardan bahsediyor. Hatta Ebade yubidu fiilinden ismi faildir burası. Tabii ki çoğul olmuş aat ekiyle. Mubid, ebade yubidu, ibade, mubid. İbade kelimesini duymuşsunuzdur belki. Hemze ile tabii ki, ayn ile değil bu ibade. Soykırım anlamı da vardır bunun. Yani topluca öldürmek aslında bunun anlamı. Ebade yubidu ibade. Buradan ismi fail mubid, çoğulu da mübidat şeklinde gelmiş. Ve ahşa korkuyorum, korkarım. Aleyke senin için. İn ekelteha onu yersen, in şarttır arkadaşlar. Eğer yersen, dune en tagsileha yıkamadan onu yani o meyveyi, meyve fakiheydi, müennesti. Burada ona fakihe kelimesine giden bir zamir geldi. Onu yıkamadan, madan meden anlamı dune. Yıkamadan yersen senin için korkarım. Neden korkarım peki? Fekad tusabu bi tesemmum. Zehirlenebilirsin. F'ye de çünkü anlamı verebiliriz. Çünkü zehirlenebilirsin. Şimdi zehirlenebilirsin dedik. Burayı bir anlatalım bakalım. Tusabu, burada muzari bir fiil var. Kad, mazi fiilden önce geldiğinde çevirmeye gerek yok demiştik. Fakat muzari fiilden önce geldiğinde, buradaki gibi muzari bir fiilden önce geldiğinde ihtimal anlamı katar. Yani zehirlenebilirsin diyor ya. Burada ebilmek diye çevirdik ama güç yetirmek olarak değil, ihtimal olarak. Asabe fiiline gelelim. Bu fiil asabe yusibu isabe.
Yusi'yi bunun meçhul hali yusabu, burada da ente çekimi olduğu için tusabu şeklinde geldi. Anlamı da bir hastalığa yakalanmak, bir şeye yakalanmak ya da kazalarda falan bir faciada bir şeyde yaralanmak anlamına gelir. Burada tesemmum kelimesiyle kullanılıyor. Zehirlenmek. Evet. Bu arada esabe fiili bi ile kullanılır arkadaşlar. Bi. Zehirlenebilirsin diye burayı çevirdik. Hastalıklarla birlikte kullanıldığında yakıştığı yerde cümlede yakalanmak anlamı verebilirsiniz. Ya da mesela grip tuttu deriz ya, işte tutmak, yakalanmak. Ya da grip oldum, oradaki olmak kelimesini de karşılayabilir. Ama her yerde olmak anlamı verilmez tabii ki, uyduğu yerde. وَدَّعْتُ جَارَنَا طَيِّبْ İyi komşumuza veda ettim, vedalaştım onunla. وَدَّعَ وَدَّعَ zaten Arapça bir kelime. وَدَعْ Evet. İyi komşumuza veda ettim, onunla vedalaştım. وَخَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ Ve onun evinden çıktım. وَأَنَا Bakın yine hal geldi. وَأَنَا عَازِمٌ Kararlı bir şekilde. Nasıl çıktım? Kararlı bir şekilde. وَأَنَا Hal kararlı bir halde çıktım. Azim. Kesin karar vermiş demek. Azim. Evet. Biz azimli diyoruz ya, hani azim kelimesi aslında Arapçadır ve hani kararlılıkla ilerlemek, azmetmek. Oradan aklınıza gelebilir. Ve ene azimun kararlı bir şekilde. Neye? Ala ademi eklil fakihe. Meyveyi yememeye. Ekil yemek. Ademi ekil yememek. Adem kelimesi isimleri, mastarları olumsuz yapar. Evet. Meyveyi yememeye karar vermiş bir şekilde. İlla ba'de gasliha ancak yıkadıktan sonra yemeye kararlı bir şekilde, karar vermiş bir şekilde diyor. İlla ile burada olumsuzluk bozuldu arkadaşlar. Bundan da bahsedelim, bahsetmeden geçmeyelim. Burada illa ile olumsuzluk bozuldu dedik. Olumsuzluk neredeydi peki? Adem kelimesindeydi. Ademi ekil demişti. Yememek şeklinde. Burası olumsuz bir cümleydi. Fakat illa gelince olumluya döndü. Toparlarken bu cümleye olumlu anlam vereceğiz. Yani şöyle yapıyoruz. Meyveyi sadece... Ancak ve ancak diyebiliriz. Ancak ve ancak yıkadıktan sonra yemeye kararlı bir şekilde oradan diyor çıktım. Velakinne dersel kebir ancak büyük ders. Ellezi teallemtuhu. Şimdi ellezi gördüğümüz yerde hep hangi diye soracağız. Ellezi teallemtuhu öğrendiğim. Tealleme öğrenmek demek. Evet. Teallemtu ben öğrendim. Şimdi burada hu geldi ya arkadaşlar. Bunu çevirirken ellezi, elleti gibi ismi mevsulden sonra gelen fiillerde bunu hep söylüyorum. Bakın zamir var burada. Zamiri gördüğümüzde Türkçe'ye çevirirken dığı diye diye çeviriyoruz. Burada da ben dediğine göre diyim diye çevireceğiz. Teallemtuhu öğrendiğim büyük ders. Burada vav ile atıf yapılmış. Devam ediyoruz. Ve ahettu söz verdim Allah'a alel iltizami bihi onu yapmaya, dikkat etmeye, onu yapmaya özen göstermeye. Yani iltizam kurallara uymak, bir şeyi olması gerektiği gibi yapmak falan anlamları vardır bunun. Evet, yapmaya söz verdim, Allah'a söz verdiğim, öğrendiğim büyük ders diyor. Yetemesselu, yetemesselu fiili aynı kat gibi çok fazla hani çevirisi gerekmeyen bir kelime. Hani illa çevirelim dersek ibaret ya da içeriyor gibi bir anlamı var bunun. Fi ile kullanılıyor. Yetemesselu fi ademi musahabetil eşrari misli firas.
Ademi musahabe, arkadaşlık etmemek. Musahabe, arkadaşlık etmek. Ademi musahabe, arkadaşlık etmemek. El-eşrar demiş. Musahabetil-eşrar. Kötülerle. Şer bir kelimesini bilirsiniz zaten. Onun bir de kötü insan anlamında şirir kelimesi var. Bu da eşrar şeklinde gelmiş burada. Kötülerle arkadaşlık etmemektir. Yani o öğrendiğim ders budur diyor. Misli firas, firas gibi kötülerle, kötü insanlarla arkadaşlık etmemektir. Gördüğünüz gibi yetemessalü fiilinin çok da burada bir çeviride anlamı kalmıyor. Ama Arapça'da tabii ki orada gerekli bir kelime oluyor. Bu şekilde çevirdim. Ve musahabetil astiqa'il evfiya'il mühezzebine diye birbirine çok bağlamış burada. Tek tek anlamlarını vereyim. Astiqa biliyorsunuz zaten arkadaşlar demek. El evfiya vefi kelimesinin çoğuludur. Vefi. Evet buraya yazdım. Vefi kelimesinin çoğulu evfiya. Vefalı arkadaşlar. Evet. Mesela veli nasıl gelir çoğulu? Evliya şeklinde gelir. Bu da o kalıptan. Vefi evfiya. Evet, daha el muhezzebine efendi, aklı başında, terbiyeli arkadaşlarla. Burada bakın çoğul olarak nasıl geldi? Yenun ile geldi. Çünkü cer halindedir, değil mi? Bakın ve musahabetil astiqai dedi. Burada musahabe kelimesi arkadaşlık etmek demek. Vefalı ve terbiyeli arkadaşlarla arkadaşlık etmeye. Misli şadi, şadi gibi. Yani bunu en baştan toparlayacak olursak, firas gibi kötü insanlarla arkadaşlık etmemeye, şadi gibi efendi, aklı başında, vefalı arkadaşlarla arkadaşlık etmeye diyor. Karar verdim. Allah'a bunun için söz verdim ve bu sözümü sürekli tutmaya dair söz verdim diyor. İltizam kelimesi bunu karşılıyor. Evet, hikayemiz burada sona erdi arkadaşlar. Bakalım kelimelerimize. Yaktifu, koparıyor. Gatafe, yaktifu. Sonra gıtf kelimesi var. Gıtfun, bir salkım gördüğünüz gibi burada. Leziz, lezzetli. Nüzhe, nüzhe gezmek anlamı var. Piknik anlamı da vardır. Bazen böyle hani piknik yapmadan sadece gezmek için de kullanılır. Sur, burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bahçe duvarını kastediyor. Sur. Evin duvarı için hayt ya da cidar kullanıyoruz. Ama sur dediğimiz zaman evin bahçesini çevreleyen, hani böyle çit gibi çevreleyen duvarlardan bahsediyoruz. İstanbul surlarından falan da zaten aklınıza gelir. Alika, asıldı, takıldı gibi bir anlamı var. Alika. Lis, hırsız. Bunun çoğulu nasıl gelir? Lusus. Lusun, lususun. Şirir, kötü insan anlamında. Kötülük yapan. Şirir. Bunun çoğulu nasıl geldi? Eşrar şeklinde geldi. Sonra yu'zi. Evet, yu'zi kelimesi ise eziyet etmek, acı vermek anlamlarında bir fiilimiz. Burada acı veriyor, eziyet ediyor anlamı var. Bu if'al babındandır arkadaşlar. Bunun mazi fiil hali eze şeklinde gelir. Eze. Neden? Çünkü bunun sülasi hali eziyedir. Yani hemze ile başlayan mehmuz bir fiildir bu. İf'al babına nakledildiği zaman bir de if'al babının hemzesi gelince iki tane hemze yan yana olur. İşte onu ifade etmek için eza demiyoruz da böyle bir yazım kuralı olarak eza diyoruz. Şu ifadeyi gördüğünüz yerde iki tane hemze var demektir. E diye başlıyor. Yani o normalde aslı eza'dır. Sonradan eza olarak dönüştürülüyor. Kuralı bu şekilde yani. Eza. Eza yu'zi. Evet. Eziyet etmek. Normalde eziyenin ne anlamı vardır? Acı çekmek anlamı vardır. Fakat eza dediğimizde acı vermek, acıtmak, canını acıtmak, eziyet etmek anlamı vardır. Yaruşşu, burada da gördüğünüz gibi raşe yaruşşu, sıkmak, serpmek gibi bir anlamı var. Mubidat, burada gördüğünüz gibi zehirler, şişeler gösterilmiş.
ebade yubidu ibade kelimesinin de haberlerde falan belki denk gelirsiniz. Soykırım, yani topluca öldürme, katliam gibi anlamları var. Tesemmum, zehirlenmek. Ya'teziru, özür diliyor. İ'tezara, ya'teziru. Yusamihu, affediyor, hoş görüyor. Ha, biz müsamaha diyoruz ya. Müsamaha buranın mastarıdır. Müsamaha göstermek diyoruz ya. Hani hoşgörü, hoşgörüde bulmak, hoş görmek. Sâmeha mazi, yusâmihu muzari, musâmaha ise mastardır. Sâmeha, yusâmihu, müsâmaha. Muhezzeb, efendi, terbiyeli. Yetişkinler için de kullanılır bu kelime. O yüzden efendi anlamını da ayrıca belirtmek istiyorum. Aklı başında gibi anlamları vardır. Hacile, hacile utandı. Yahcelu gelir, bunun muzarisi. Yakra'u, çalıyor. Qara'a, yakra'u, üçüncü baptan. Adesetul bab, kapının merceği, kapı deliği, şuradan bahsediyoruz. Evet, bu şekilde kelimelerimizi de bitirmiş olduk. 30. hikayemizi bu şekilde tamamlamış olduk. Takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.